dereyim. Çok ciddi bir boyun fıtığı idi benim. Onu da söyleyebilirim size. Bundan 12-13 yıl önce bana çok acil ameliyat olmamı söylemişlerdi. Ve belden aşağım, boyundan aşağımın felç olabileceğini söylemişlerdi. Ve tek bir doktor değil, 4-5 tane hastane ve doktora ayrı ayrı gittim. Ve o zamanki koşullarda hem ekonomiden dolayı, çünkü işte bildiğiniz gibi çeşitli rakamlar talep ediliyor normal ameliyat haricinde. O zaman için ekonomim de uygun değil idi. Ve ondan da daha önemlisi bıçak riski, anestezi riski bildiğiniz gibi var. Bunu söylediler bana ve bu fıtığın alınması sonrasında herhangi bir garantinin de olmadığı, tekrar edebileceği ya da bir başka diskten bir başka fıtık çıkabileceği söylenince ben bu işten vazgeçtim. Ve şükürler olsun ki GAPS diyetiyle tanıştıktan sonra da son derece rahatladım. Ama size şunu da söyleyeyim. Konumuz bu değildi ama oldukça uzun bir zaman ayırmış olduk buna. İyi de oldu belki de. Eğer boyun fıtığınız varsa özellikle tabii ki GAPS diyetini hemen başlayın. Sizi çok rahatlatacak. İkinci olarak da bu işin sırrı boyun kaslarınızı güçlendirmek. Bunun için çeşitli hareketler var. Bununla ilgili benimle iletişim kuracak olursanız tabii ki seve seve yardımcı olurum. Veyahut da yine Hazreti Google üzerinden aratma yaparak bununla ilgili boyun kasları nasıl güçlendirilir veya YouTube üzerinden çok rahatlıkla bilgi alabilirsiniz. Evet, bu iki konuyu belirttikten sonra ben size çok yine fazla uzatmadan daha önceki içimizdeki toprakla birlikte sunacağım iki konuyu şimdi hemen dile getirmek istiyorum. Birincisi düşünce tarzımız ve bakış açımız. İkincisi de hayatın denge üzerine oluşuyla alakalı. Şimdi bunun ne alakası var derseniz GAPS ile inanın çok alakası var düşünce tarzımızın. Öncelikle bir kere bağırsaklarımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Hemen hemen hepimiz öyle söyleyeyim. Yani iyi olduğunu düşünen 20'li yaşlarda, 20 yaşın altında, 30'lu yaşların üzerinde olanlar. Bu arada şu espriyi de yapalım. Özellikle bu iki konuyu 40 yaş altı sevgili dostlarıma iletmek istiyorum. Çünkü 40'ından 40'ı işin kırılma noktası, 40 yaş. Ondan sonra birçok şey daha net anlaşılıyor. Fakat önemli olan vizyon hani neydi? Olmayanı önceden görmek idi. Eğer bunu gerçekleştirebilirseniz, inanmasanız bile yapsanız, sonuçlarını aldığınız zaman inanır ve gerektiği kadar düşünecek zamanınız olacak. Düşünebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ama o zamana kadar güvendiğiniz bilgileri, güvendiğiniz kaynakları direkt uygulayın. Çünkü zaman kazanırsınız. Düşünce tarzı bağırsaklarımız sağlıklı ise, bu GAPS diyetiyle oluyor. Bunu unutmayalım. GAPS diyeti yaptık, bağırsaklarımızda sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Zaten beynimiz oldukça iyi çalışmaya başlayacak, sağlıklı düşünmeye başlayacak. Hani depresif durumlar olur ya, anksiyete durumları olur. Özellikle panik atak, panik bozukluğu olan insanlar. Bunların hepsi GAPS rahatsızlığıyla alakalı. Yani bağırsaklar bir toksin nehri oluşturduğu için bu da bunun %90'ı beynimizden geçtiği için kan yoluyla beynimiz maalesef bulanıyor. Bu toksin bombardımanıyla ve işte bu psikolojik ve psikiyatrik hastalıklara sebebiyet veriyor. Ve doğru düşünmemeye başlıyoruz. Genellikle üzgün oluyoruz. Kafamız karışık oluyor. Veyahut da ciddi anlamda semptomatik rahatsızlıklar, psikiyatrik rahatsızlıklar ortaya çıkıyor ve hastaneye, hekimlere gidiyoruz ve ilaçlara bağımlı kalıyoruz. Bu arada ben de yıllar önce uzun yıllar psikiyatri ilaçları kullandım. Çünkü panik bozukluğum vardı. Panik atak da değil, panik bozukluk. Bu da eğer yeri gelirse, çünkü konu konuyu açıyor ve çok uzuyor videomuz. Size vermiş olduğum sözü tutamıyorum. Bundan da yine bahsederim.
nasıl olduğu ile alakalı. Ama eğer biz GAPS diyetini tam anlamıyla yerine getirir isek, o zaman sağlıklı düşünmeye başlıyoruz. Sağlıklı düşünmek neden önemli? Çünkü hayata bakış açımız ne ise yaşantımızda o oluyor aslında. Geleceğimizde o oluyor. Geçmişe takılmamak, gelecekle ilgili kaygıları şu an için ne yapabileceksek yapma konusunda çok daha sağlıklı düşünebiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda eminim saat 6'ya 20 var yaklaşık olarak. İnsanlar işten çıkmış ve koşuşturma durumundalar. Ne yapıyorlar sizce? Hepinizin gayet bildiği, yakından bildiği gibi iş saati çıkışı, eve yetişecekler, onun öncesi markete gidecek, alışveriş yapacaklar, eve gelip işte hanımlar yemek yapacaklar, beyler belki alışveriş yapacaklar. Büyük bir telaş, eve gelip duşunuzu yapıp, yemeği yapıp, yiyip ondan sonra ertesi güne çok fazla vakit kalmayacak hiçbir şey için. İşe hazırlanacak insanlar, çocuklar varsa onlarla ilgilenmek gerekecek. Yapmış olduğumuz aslında her günün tekrarı. Evet, bunu yapalım. Fakat ağırlıklı olarak yaptıklarımızın ne olduğunu oturup bir 10-15 dakika, 20 dakika çok kıymetli bize ait olan bir zaman ayırıp düşündüğümüz zaman göreceğiz ki aslında yapmış olduklarımızı tekrarını yapıyoruz ve bunu da 40 yaşına kadar devam ettiriyoruz. Onun için 40 yaş altı diyorum özellikle. Ve ondan sonra da hatta 50 yaşına kadar da devam ediyoruz. Çünkü artık biliyorsunuz emeklilik yaşı da çok yüksek. Beyler için 60'lı yaşlar, 60-65'li yaşlar, hanımlar için 50-55'li yaşlar civarında. O bakımdan şöyle bir düşünün. Eğer şimdi karar verecek olursanız çok kıymetli olan kendiniz için çocuklarımıza, evimize, eşimize, işimize vermiş olduğumuz, ayırmış olduğumuz zamanı hiç olmasa günlük 10-15 dakika kendimize ayırıp düşünmeye en azından vakit ayıralım. Farkında olmaya vakit ayıralım. Bunu yapmadığımız takdirde başı kesik tavuk gibi, eğer deyim yerindeyse, aynı şeyleri tekrar ediyoruz ve sonuç olarak tabii bunu ne için yapıyoruz? İşte yiyebilmek için, barınmamızı gerçekleştirebilmek için ve işte emekli olmayı bekliyoruz veyahut da işte para kazanmak için yapıyoruz. İşte aslına bakacak olursanız para biriktiriyoruz. İşte ev almaya çalışıyoruz, araba almaya çalışıyoruz. Bu genelde işte 20'li 30'lu yaşlarda alınıyor ve insanlar gençliğinden dolayı da çok fazla, kendisinden daha fazla evine, arabasına, işte çok farklı ilgi, merak alanlarına göre bunlara zaman ayırıyorlar ve fakat aynı değeri kendilerine çok fazla vermiyorlar. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum.